Vallahi ben hükümete inanmıyorum da enflasyonun beli de hiç kırılmıyor. Habire doğruluyor böyle yukarıya doğru. Güzel. Bak ayakkabı almaya gittik alamadık. 1500 lira. Gidelir mi sizce? Var mı umut? Bence umut yok, üzermez. Abi merhaba. Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptılar. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok iyi değerlendiriyorum. İyi etmişler. Nerede kırdılar? Onların beli kırılsın. Eskilerini sileceğiz diyorlar. Ya boşver Allah'ı seversen. Kendilerini kandırıyorlar. Zaten bizim koyun sürülerini kandırıyorlar. Bizim belimiz kırıldı ya. Bu hükümet ne söylüyorsa tam tersini düşünürsen daha sağlıklı olur. Belini mi kırmış? Enflasyonu sileceğiz diyor. Enflasyonun beli kırıldı mı bilmiyorum ama bizim belimiz kırıldı. Enflasyonun belini kırdık dediler abi. Ha, kırarlar, daha çok kırarlar. Daha çok kırarlar. Bekleyin, bekleyin. Emekliyi de ezdirmedik enflasyonu. Tabii ya, emeklinin arasını siktiler ya. Niye ezdirmediler? 7500 lira 750 lirayla geçiniyor adam ya. 7500 değil 750 lirayla geçiniyor. Düzelir mi abi, var mı? Allah'a yalvar, düzeltir. Bunlar düzeltemez ama Allah düzeltir belki. İleride düzeltir Allah. Artık Allah'a kaldı, dinle devlet yönetiliyor. Kırdık. Etkilerini de sileceğiz diyor. Hiçbir zaman silinmedi. Ne diyeyim ben? Yalan konuş, yalay sahtekar. Gelsin kimin beli kırılmış baksın. Beli kırılan vatandaş, halkın beli kırıldı. Kendileri o biçim yaşıyorlar yani. Memleket yağmaladılar. Memleketi daha ne? Kimin beli kırılmış? Beli kırılan biziz, vatandaş. Onlara hiçbir şey olmadı. Tam tersine yağmaladılar, onlar yiyor şu an. Emeklilere enflasyonu ezdirmeyeceğimize söz vermiştik, sözümüzü tuttuk dedi. Tabii tuttu, hepsi ezildi yerin dibinde. Şu an daha da beter olsun emekliler. Abi. Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptılar. Nasıl değerlendiriyorsun? Benim belim kırılmak üzere. Bel fıtığı var, o yüzden ayakta fazla duramıyorum. Enflasyon yüzde kaç diyorlar, 67 mi diyorlar, ne diyorlar? Herhalde bir 650, bir sıfırı unutmuşlar. Kırdık diyorlar ama enflasyonun işte, belini. Milletin belini kırdılar, o kadar. Benim belinde geldin. Aynen, zaten. Aynen öyle. Kim kırmış? Hükümet nasıl diyor. Kırmış? Çok inanmadım ama. Emeklileri de enflasyonu ezdirmedik, sözümüzü tuttuk diyorlar. Vallahi ben çok inanmıyorum bu konulara. Teşekkürler. Ekonomi ne olsun? Görüyorsunuz. Düzelteceğiz diyorlar. Bir şey demeye gerek var mı? Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptı hükümet. Bir şey söylemek istemiyorum. Doğruyu konuşan 9 köyden kovulur. İnsanların belini kırdılar. Enflasyonu değil, insanların belini kırdılar. Halkın belini kırdılar. Ne enflasyonun belini kırmış ya? Yalandan başka neler var ki? Yalan, dolan. Hak etti bu toplum. Fazlasıyla hak ettik. Hepimiz hak ettik yani. Tabii canım, ne demek? Ne tuz tutmuşsun arkadaşım? Millet acından ölüyor. Aç geziyor. Çöplerden topluyor millet ya. Neyi ezdirmem? Emekli yerlerde sürünüyor. Kime anlatıyor onu? Kendi çevresini kurtardı tabii. Kendi çevresine veriyor. Üzülür mü? Var mı umudun? Emeklinin yüzü hayır, güler. Hayır. Hayat. Bu düzen, bu vaziyet gittiği müddetçe emeklinin beli devamlı kırılır. Yüzü gülmez. Sürünür yerler. Sürünmeye de hak etti emekli. Vallahi müstahak. Elimiz kırılsın, bir daha vermeyiz diyorlar ama. Gördük. Nisan ayında gördük işte. Vermeyeceklerdi, hani ne oldu? Onlar ondan ayrılmazlar kardeşim. Deveydiyken insanı bilmem ne yapan yararmış da. Ülkede ne kaldı? Ne arazi kaldı? Ne hazine kaldı? Sat yediler şimdi. Askerin yerlerini parselliğe maaştı. Betondan başka ne bildikleri? Hayvancılık bitti. Tarım bitti. Zaten ağır sanayimiz yoktu bizim. Bir tarım hayvancılığımız vardı. Onu da bitirdi. Şimdi Rusya ile Ukrayna savaş ödüyor. Oradan buğday gelecek. Biz ekmek yiyeceğiz. Yağ gelecek. Biz yemek yapacağız. Bizim dağlarımız, yaylalarımız bomboş kaldı. Hayvan yok. Eken yok. Biçen yok. Ekemiyor kimse kardeşim. Mazotun litresi olmuş ne? Benzin litresi olmuş. Adam bir traktörü ekmesin başka para. Biçmesin para. Sürmesin başka tohumu. Adam diyor benim yemeyen bir kuruşa gelmiyor. Ne diyeceğim diyor. Kendime göre yaparım yeter diyor. Bilinçli olaraktan bitirdiler ülkeyi. Tarımı da bitti. Hayvancılık bitti. Enflasyon değerinde de zamları yapsalar çok güzel tabii ki yani. Ama ezdirmedik diyorlar emeklileri. Ya öyle tabii ki. Kendileri %80 her şeye %100 zam yapıyorlar. Emekliye %20. Yani Cumhurbaşkanımıza inanmaktan başka bir çaremiz var mı? İnanıyoruz ona. Kırdık dedi belini enflasyon. Demek kırmış ama biz fark edemedik. Bence bizim belimiz kırıldı yani. Ben öyle görüyorum. Düzelteceğiz diyorlar. Yani düzeltediler, 20 yıldır düzeltirdiler. Onları tutan mı oldu yani? Biz mi dedik düzeltmesinler? Doğru mu? Düzeltediler de biz mi elimizi koyduk önlerine? 20 yıldır iktidardalar. Düzeltseydiler, indirseydiler enflasyonu. İndiremediler. Gene indireceğiz diyorlar. Buyursunlar, indirsinler, biz de görelim. Mutlu oluruz bundan indirirlerse. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Enflasyonun belini kırdık. Etkilerini de sileceğiz. Ama tam kırdı. İnanmayın. Tam kırdı. Her şeyi kırdı zaten. Tam insanların belini kırdı yani. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı seçimden önce. Bizden başka. Eyvah eyvah. Hiçbir şey bilmiyorum konuşmaya ama. Vallahi çok şeyim var ama. Allah kahretsin. Komisyonu hapse atıyorlar ya.
Söylemek istediğin çok şey var ama söyleyemezsin. Korkuyorsun, yani atarlar içeriye bak. Yargıyı bile şey yapıyorlar ya. Hemen işte, hepimizi. Işte anayasa ihale ederse tam yandık. Vallahi şimdi belini kırma değil de ben bir şey göremiyorum, öyle bir şey göremiyorum ben. Ya şimdi çok konuşmak da istemiyorum da, şimdi çok konuşulacak şeyler var ülkemiz yani konusunda. Ama şu anda biraz tabii soğuk su içtim, boğazım pek rahatsız biraz. Fazla konuya girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, memleketimiz şöyle bak. Biz hangi hükümet, iyi hükümet geldiyse biz onu destekledik işin gerçeği. Sağ sol fark etmiyor. Ben AK Parti'yi destekledim. Ama şunu gördüm, hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Neden abi? Ya şimdi bak, bir askeri ücretle bir ev kirası ödenemiyorsa fazla konuşmaya gerek yok. 1 dolar mesela 1.4'ten kaça çıktı? Ortalama 30 diyelim hadi. Ha 25 diyelim. Yani şimdi düşündüğün zaman, şimdi Avrupa'nın bir emeklisi geliyor. Bir maaşıyla 3-4 ay çok rahat, hem de krallar gibi yaşıyor. Ya bizim, ben emekliyim işin gerçeği. Yani emekliye güvendiğin zaman zaten açsın, resmini açsın işin gerçeği. Demin kulak misafiri oldum. Konuşuyorlar. Diyor ki vatandaş, ya ben diyor çay içelim ama diyor. Ya oturacağız diyor. En az 25-30 lira kişi başı çay parası vereceğiz diyor. Tamam mı? Hesabını yapıyorlar. Öyle kulak misafir oldum gerçekten. Ya düşün işte. 2023'te oy verdiniz mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Biz doğru konuşuruz. Vermedim. Ya şimdi neden şöyle bak. Şimdi memleketin ne hale geldiği belli. Ya dünyayı düşündüğümüz zaman gerçekten tamam mı? Ön sıralarda sayılırdık hemen hemen. Şu anda ne oldu? Son sıralara ki gitgide herhalde eksiye düşeceğiz yani. İşin gerçeği bu. Tamamen doğru efendim. Belini kırdı. İnsanların belini kırdı. Çalışanların belini kırdı. Çiftçinin belini kırdı. Enflasyonun da belini kırdı. Hükümet. Önüne gelen herkesin belini kırdı orada. Herkesin belini kırdı. Son dönemlerde de bu İsrail Savaşı ile ilgili de tamamen zamlar, enflasyon habire yükseldi. Sonra bu hükümet seyirci kalıyor. İsrail konusunda tamamen seyirci bir durumda. Yani Arap ülkelerin hepsi sözünde dur diyor, duruyor. Terör örgütleri falan da duruyor. İsrail de orada vuruyor. Bu ona buna da suç arıyorlar. Mahane buluyorlar. Ellerinde her şey var mı? Ama bahane onu bunu suçluyorlar. Ekonomi israf çok. Bütçede para israfları çok. Araba masrafları çok. Uçak masrafları çok. Yeme içme masrafları çok. Böyle bir iktidar hiç dünyanın yüzü iktidar oldu. Dünya tarihinde hiç böyle bir iktidar gelmemiş ülkesine zarar veren. Timurlardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan ilk defa bu ülkeye böyle bir sıkıntı yaratan bir iktidar var dünya yüzünde. Onun için valla insanlara Allah yardım etsin. Daha bu iyi günler, daha kötü günlerimiz de var. Daha kötü günler de geliyor. Onun için bu an önce bu iktidardan kurtulmak lazım. Aklı başında bir hükümet gelmesi lazım. Anayasa bile, anayasanın işlevini bile ortadan kaldırıyor adam. Anayasa şöyle karar verdi, böyle karar verdi. Her şeye ilgileniyor. Yargı artık adamların elinde, basın adamların elinde. Ayrıyeten dinin olması yerde de değil. Din olması yerde orada da değil. Ekonomide var, siyasette var, her tarafta var. Bunlar da öyle bir şeyle karşı karşıyayız. İnşallah düzelir. Yani yapacağımız bir şey yok. Ama emeklilerin durumu hiç iyi değil. Enflasyonun belini kırdı emekliye. Emekli geçinemiyor. Yani kira veremiyor, çoluk çocuğuna harçlık veremiyor, bilmem ne yapamıyor. Bir ekmek alıp evine götüremiyor. O para da öyle gidiyor. Onlar için her şey güllük gülistanlık iktidar için. Vallahi hani nerede kırmış? Ne bir şey yiyebiliyoruz, ne bir şey alabiliyoruz yani. Nerede kırılmış, nerede ben görmüyorum yani. Emeklileri enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik. Sözümüzü tuttuk diye de açıklama yaptı. Hani nerede zam yok, bir şey yok. Verdiği 5 milyon lira, o da daha aldık, almadık. Yani 5 milyon lirayla gelsin de buradan bir yemek yesin, bir alışveriş yapsın da bir görelim bakalım 5 milyon lirayı. 5 milyon yerine 5 milyon artırsaydı biraz, yani bir nebze iyiydi yani. Bir sefere mahsus 5 milyon yani bir şeye yaramıyor yani. Vallahi ekonomi düzelmez. Bir de şu var yani, herkes kendi kafasına göre zam yapıyorum. Burada giriyorum çorbayı 60 lira yiyorum, az ileride gidiyorum çorbayı 100 lira, 150 lira yiyorum yani, anladın mı? Herkes kafasına göre zam yapıyorum. Yani çok zor enflasyonun bu saatten sonra düzelmesi, inşallah düzelir de yani çok zor yani. Abi merhaba, enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptı hükümet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle bir şey yok. Hepsi yalan, hepsi sahte. Bak bugün çalıştığım işleri bile fabrikayı kapattı. İşçiler mağdur. Asır plastik, isterseniz gidin sorun. 120 kişi maaşını da alamadı. 2 aydır da boş. Patron yurt dışına kaçmış. Olay bundan ibaret. Nasıl kırdı enflasyonun belini? Herkes dövizde şimdi. Herkes dövize gidiyor. Bankadan altın hesabı alıyor, döviz hesabı yaptırıyor. Biraz utanmaları lazım artık. Yeter ya. Yeter. Enflasyonun belini mi kırmışlar? Bizim niye haberimiz yok? Yani öyle bir şey yok. Hiçbir şey alamıyoruz. Alım gücümüz çok düştü. Açlık sınırında bile yaşamıyoruz. Emeklilere enflasyonu ezdirmeyeceğiz demiştik. Sözümüzü tuttuk diye de açıklama yaptı.
Yani o zaman aynı ülkede yaşamıyoruz. Emeklileri de enflasyonu ezdirmedik dediler. Tabii doğru söylüyorlar. Orayı size 7,5 lira bahiş alıyoruz. Var mı umut abi, düzelir mi? Emeklinin yüzü güler mi? İşte gülmez. Ne gülecek, nasıl gülecek yani? Her şey hayat pahalı çubuk. Belini kırılmış bir bel yok, halkın beli kırıldı. Ezdirmediler, daha beter ettiler. Yerin dibine soktular, öyle söyleyeyim yani. Bundan sonra emekliden oy beklemesinler hiçbir zaman. Abim, enflasyonun belini kırdık dedi hükümet, nasıl değerlendiriyor? Kıramadı ki. Enflasyon gelecek sene daha çok olacak. Seçimlerden sonra gördüğün fiyatlar var ya, hiç tutamazlar daha, mümkün değil. Emeklileri ezdirmedik enflasyona, sözümüzü tuttuk ezildik dediler. Ben de emekli öğretmenim, ezildim. Açık açık. Düzelmez mi? Yok, bu kafayla düzelmez. Mehmet Şimşek de bu işi düzeltemez. Mümkün değil. Bunu iyi bilin yani. Lafıdan olmuyor bu iş. Üretim yok. Tarım ölmüş. Sanayi ürünlerinden bir şey sattığımız yok, doğru dürüst. Nasıl düzelecek? Üretim olmadan olmaz. Her şey üretime bağlı. Kendi çıkaracaksın her şeyini. Yiyeceğimizi bile dışarıdan alıyorsak, buğdayımızı, mısırımızı, pirincimizi, bilmem nelerimizi, o zaman düzelmez ekonomi. Her şeyi kendimiz. Yerli malı, Türk'ün malı. Her Türk onu kullanmalı. Sonuç bu. Kendin üretip kendin yiyeceksin. Oldu mu? Abi paraları sayıyorsun. Ekonomiyle ilgili konuşuyoruz biz de. Enflasyonun belini kırdık dediler. Nasıl değerlendiriyor? Hiçbir şey belini kırmadılar. Vatandaşın belini kırdılar sadece, o kadar. Biz emeklilere enflasyonu ezdirmeyeceğiz demiştik. Ezdirmedik, sözümüzü tuttuk dediler. Hepsi hikaye. Daha nasıl ezeceğiz ya? Ezecek ne kaldık? Yerlere sürüyoruz. Ezilmek. Onlar siyasi konuşma. Bugün işte belki düzelmeyecek mi? Nasıl düzelecek ki? Ben bir şey ışık göremiyorum. Yapacak bir şey yok. Elimizi ağzımızı açtık. Bize ne verirse biz ona razı geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Abi merhaba. Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptı hükümet. Nasıl değerlendiriyorsun? Enflasyonun belini kırmışlar. Kimin kırmışlar abi? Enflasyonu mu yoksa halkın belini mi kırmışlar, değil mi? Tamam. Başka bir şey demiyorum. Emeklileri de enflasyonu ezdirmeyeceğiz demiştik. Sözümüzü tuttuk diye bir açıklama yaptılar. Vallahi babam Bağkur emeklisi. Kesintiyle beraber 6500 lira maaş alıyor. Yetiyor bize. Çok iyi besleniyoruz. İyi yaşıyoruz abi. Hayat şartları mükemmel. Daha da düşük olabilir yani. Fazla geliyor bize. Öyle söyleyeyim. Emekliler hiç fazla yani. Emeklilere fazla bu para. Bizim belimiz doğruldu kardeşim, valla ne diyeyim. Emeklileri de ezdirmedik enflasyona, sözümüzü tuttuk diyor. Doğru diyorlar. Söylüyor, tutuyor tabi. Hiç ezdirmedi, emekliler hiç kalkamıyor yerinde. Sürünemiyorlar. Var mı umudunuz? Sürünemiyorlar bile artık. Umudunuz var mı, düzelir mi? Yok valla. Yok, umut yok. 82'den sonra bitti zaten umutlar. Enflasyonun belini kırdılar. Kim kırmış enflasyonun belini? Hükümet diyor abi, biz kırdık diyor. Öyle hiçbir şey mümkün değil. Enflasyon çiğ gibi büyüdü. Çarşı pazara bir insinler, baksınlar. Bir ay önce aldığı herhangi bir ürünü bugün aynı fiyata alabiliyor mu? Bu mümkün değil. Ama bu toplum hak ediyor. Öyle bir hak ediyor ki inşallah daha beteri olur. Emeklilere enflasyonu ezdirmedik, sözümüzü tuttuk, yerine getirdik dediler. Mümkün değil. Ne zaman getirildi? 66'da emekli oldum. O zaman emekli maaşımla kaç çeyrek altın alabiliyordum, bir de şimdi kaç tane alabiliyorum. Onu bir karşılaştırsınlar bakalım. Sıkıntı her yerde var. Burada da malum görülüyor birden. Emekliyi de enflasyonu ezdirmedik, sözümüzü tuttuk diye açıklama yaptı. Mümkün değil ya. Devam ediyor. Düzelir mi peki? Var mı umut? Diklinin yüzü güler mi? Gülmez. Enflasyonun belini kırdık diye açıklama yaptılar. Hükümet diyor. Hangi hükümet? Olmayan hükümet mi? Üzgünüm diyecek hiçbir şey yok. Emeklilere de ezdirmedik enflasyona, sözümüzü tuttuk, yerine getirdik dediler. Ben iki emekli primi ödeyen biri olarak 7,5 lira alıyorum. Ezdirmemiş mi oluyorlar? 10.500 iş günüm var. Aldığım para 7,5. Diyecek bir şey bulamıyorum. Düzelir mi? Var mı umut? Hiç yok. Üzgünüm.